Ne haber? İyi doktor. Senden ne haber? İyi. İpeğe geldim. Evraklar var, imza isteyeceğim. Odasında değil mi? Odasında da iyi değil İpek, biraz gergin. Hayırdır? Boş ver ya, gergin biraz, hiç girme şimdi sen. Ne oldu? Hayırdır, söyle bakayım. Ya doktor işte, versen şunları bana, bir senin bir hastanın kocası şikayet etmiş işte, karıma asılıyor falan diye. Ne? Boş ver, bilmesen daha iyi. Ne münasebet ya? Saçmalama, öyle şey, versene şunları ya. Emre, yavaşça vermeyi unutma. Spinal kanalı maddeyi verdim bile. Bir sonraki durak beyin. Kontrast madde 4. ventrikülere girdi. Kanama yok. Kan basıncı yüksek ama sabit. Minikler sağlam. Kanama yok. Mehmet Ali, çabuk gel. Mehmet Ali. Cerrah boskaçağını tamir etti. Şanslısınız, adam ölmedi. Allah Allah, niye ben şanslı oluyorum? Hayatta kalan o. Kanama olabilir dedik, bizi dinlemediniz. Beyninde kanama olabileceğini söylediniz. Kulağından kan gelir demediniz. Hocam yeter artık, lütfen. Bir şeyleri kaçırıyoruz. Hocam tehlikeli bir işe kalkıştık ve korktuğumuz başımıza geldi. Dolap dere. Rehberim ol. Beni şöyle adamın beyninde bir tura çıkart. 2012'den başlayalım. Ne oldu 2012'de? 5 santim parietalde 4. evre astrostoma. Yok, geç. Sonra süperior temporalde küçük bir lezyon. Yükseltmiş ama iyi huylu. Peki şu Rakke kesesinin yanındaki yıldızımsız şeye ne diyorsun? Biyopsiden kalan skar dokusu. Her lekeden bir anlam çıkaramayız. Ameliyattan kalan bir iz işte. Vazgeçin artık. Bütün kan testlerini tekrarlayalım. Ayrıca yeniden MR çekelim. Hayır. Adam zaten 8 yıldır acı çekiyor. Bu durumu daha kötü ya da daha ilginç hale getirmenize alet olmayacağım. İyi tamam. Zaten dolapları bu işleri daha iyi kıvırıyor. Dolapları, adamın beyninde 5 milimlik bir kesiye ihtiyacım var. Ben de yokum. Kaç milimlik kesik demiştiniz? 'Dama yardım edebilirim. İyi de nasıl Ateş? Bana somut bir şey söyle.
Yardım edebilirim. Yeterince somut değil mi? Somut bence. Yardım edebilirim. Gerçek niyetinin bu olduğunu düşünseydim kesinlikle seni desteklerdim. Ama sen sadece bunu ilginç buluyorsun ve sonunda ne çıkacak diye merak ediyorsun. Oyun oynuyorum ben. He? İyice kafayı taktınız ha bana. Bu hastanedeki herkes geldi benim gerekçelerime kafayı taktı. Bu yüzden veya şu yüzden veya o yüzden ne fark eder? Azıcık da olsa iyileşme şansı varsa yeter. Gerekçelerin yeterli olmadığı için aldığın kararları sorguluyor olabilir miyiz acaba? Kaç senedir ağrı kesicilerin etkisi olmadan salim kafayla ilk defa bir karar veriyorum. Onu da beğendiremiyoruz. Normalde olsa yılda bilmem kaç defa bu odaya dalarsın. Hastanın beyni yandığı için pankreas patlamak üzere falan gibi tıbbi donanımlı bilgilerle gelirsin. Şimdi bana laf kalabalığı yapıyorsun. Detaylarla sıkmayayım dedim seni. Hayır. Detay vermedin çünkü duygularınla hareket ediyorsun. Benim tanıdığım Hekimoğlu'nun tutarlı nedenleri olur. O yüzden bu konuyu burada kapatalım lütfen. Yarın sabah hastanın çıkışını veriyorum. Doktor, hoş geldin. Çabuk geldin. İpek aradı da şimdi. Niye burada olduğunu biliyorum. Cevabımsa hayır. Çek. Bacağım ağrıdı. Ne kadar ağrıdı? Ağrıdı işte, söylüyorum sana. Anla ne kadar ağrıdığını. Şimdi ağrıyor mu? Ameliyattan beri ilk defa ağrıdı. Yani şu anda ağrımıyor öyle mi? Kas ağrısı. Kramp girdi. Sırıtıyor musun sen? Sana söyleyen de kabahat. Doktor yapma Allah aşkına ya, tamam. Aa. Ya ne 40'lı yaşların ortasındasın. Her sabah koşarak geliyorsun hastaneye. O topla kim bilir ne sakarlıklar yapıyorsun. E şimdi gelip yani ayağım ağrıdı. Geçer. Merak etme. Geçer. Bana da bir reçete yaz. Ne reçetesi? Senin ilacın... Febradolol reçetesi mi? Doktor, insanların eklemleri ağrır, kramp girer, bir soğuk su torbası koyarız, bir ufak bir ağrı kesici geçer. Orta yaşlarındaki insanların ağrıları nasıl olur? Gayet iyi biliyorum doktor. Bilmiyorsun doktor, sen orta yaşlarında 5 dakikada bir ağrı kesici aldığın için hiçbir şey bilmiyorsun. İşe yaramadı ameliyat. Dur ya. Ya bir dakika, bir dakika gitme. Yapma bana şunu. Ya ne bu şey? Oyun oynama şimdi bana böyle. 3 kağıt mı yapıyorum zannediyorsun sen? Oyun oynuyorum mu ya zannediyorsun? Ya doktor, ben biliyorum bu filmin sonunu. Sen şimdi ya İpek'in arkasından, o durumlarınızdan dolayı iş çevirmemi isteyeceksin. Ya da sana ilaç yazmamı isteyeceksin. Her iki şekilde de sen kazanıyor olacaksın. Yok öyle bir şey. Ameliyat iyi geçti, bacağın da iyi. Birazcık sabredeceğiz. Thank you.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.